Ramazan Kayan henüz zaman varken İnsanın en zorlu sınavlarından biri de zamanla sınavıdır Zaman insanın duyu organlarıyla algılayamadığı fiziksel, felsefi, psikolojik ve sosyal boyutları olan bir olgu ve bir gerçektir. Ömrün esası zamandır İnsanoğlunun en kıymetli sermayesidir zaman Zaman bize emanet zamana hükmeden hayata hükmeder. Zamana yenik düşenler tüm zamanların yetikleridir. Zaman biriktirilemez, sıkıştırılamaz, üretilemez, çoğaltılamaz, azaltılamaz. Akışı durdurulamaz. Geriye döndürme şansımız yok. Zaman bildiğini okur. Hatta saate ve takvime hapsedilemez. Allah'ın üzerine yemin ettiği bir değerdir. Zaman bilincinde olanlar için hayatın ta kendisidir. Anlamlı hayatların şifresi, zamanı, mekanı ve imkanı iyi kullanmaktır. Ömrün uzun veya kısa olması önemli değil, anlamlı ve amaçlı olması esastır. Zaman gizemlidir, görecidir. Güzelleştirmek bizim elimizdedir. Zaman, sahip olduğumuz en kıymetli kaynak zaman ve mekanın esrarında sonsuzluğun kapısını arayanlar, zamanı ve mekanı doğru kullananlardır. Zamanı gerge fişleyenler geleceğin mimarı olabilirler. İnanıyoruz ki yaşanan her anın, alınan her nefesin bir hesabı vardır. Kayıt dışı hiçbir vakit yok. Böyleyken zamanı yitiren, bitiren, yiyen zavallılara ne demeli? Zamanı kötülemek kimseyi kurtarmıyor. Feleğe kahretmek sadra şifa sunmuyor. Kötü zaman yoktur. Kötü olan olaylar ve insanlardır. Ahir zaman diyerek kötülükleri kanıksayamayız. Kıyamet alametlerinin dökümünü yaparak kendimizi mazur gösteremeyiz. Zamanı suçlamak günahlarımız için hafifletici bir neden değildir. Sorumlulukları zamana yaymak, zaman ışımından yararlanmaya vesile olmuyor.'' sadece savrulmaları neden oluyor. Vakitleri hoyratça harcayanlar zamana ihanet içinde yüzüyorlar. Zamanı ihmal ve imha edenlerin akıbeti sadece pişmanlık ve perişanlıktır. Ne günlere kaldık diyenler onun vacibini idrakinden uzak olanlardır. Şimdi İbnül Vakt olmak durumundayız. Zamanın ruhunu ıskalarsak ıstırabımız büyük olur. Yeni başlangıçlar için asla geç değil hala hayattayız ve hala zamanımız var. Tarih yazmak, çığır açmak, ölümsüz eserler bırakmak bugün elimizde. Yarın çok geç olabilir. Hayatın kıymetini bilmek için ölümün gelmesini mi bekleyeceğiz? Hani ömür de, ölüm de Allah içindi. Şayet kendi hayatımızın aktörü olmazsak, başka hayatların figüranı oluruz. Zamanın son kertesi, kıyamet öncesi elimizi tez tutalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştu? Kıyametin kopmakta olduğunu görseniz de elinizdeki fidanı dikiniz. Biz dursak da zaman durmuyor. Şeytan taşlamaktan tavafa zaman bulamıyoruz. İşimizin vaktimizden çok olduğunu unutuyoruz. Keşke'lere kalmış bir yaşamın kuşatmasındayız. Korkarım ki yarın öldüğümüzde bir cebimizden yapacağımız işler listesi Diğer cebimizde ise borçlar listesiyle göçeceğiz. Şimdi salih amellerde yarış vakti. Emellerimizle ecelimiz arasındaki ince çizgiyi silmeyelim. Zamanı kesen tek alet ölüm makasıdır. Öyleyse bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar. İnşirah 7 8. Unutmayalım ki yarıncılar helak oldular.